Türkiye'nin en mutlu iş yerlerini ölçen Happy Place to Work'ten 3 senedir üst üste Türkiye'nin en mutlu iş yeri seçiliyoruz. Pandemiden sonra biz esnek çalışma modelleriyle, daha da esnek çalışma saatleri ve şekilleriyle tanıştık. Uzaktan bağlantı hayatımızın bir parçası oldu. Peki stres azaldı mı, arttı mı? İnsanların kokusunu çok iyi aldığı bir şey var. Gerçek olmak, doğal olmak. O yüzden insanlar metalaştığını çok çabuk fark ederler ve hissederler. Adını koyamasalar bile içten içe söze dökemedikleri bir huzursuzluk olur. Yöneticiyi çekiştirmek. Evet, bir terapi oluyor. Bir terapi sayılır mı? Bir koregülasyon var orada birbirine. Doğru. Tam bir terapi olmasa bile. Tam bir terapi olmasa da birbirinin aynası, birbirinin yatıştırıcısı olmak çok mühim bir şey. İnsanlar bazen size bir şeyler söylemek istiyor. Aslında her şeye bir cevap vermek zorunda da değilsiniz, biliyor musunuz? Yani, dinlemek deyip geçmeyelim. Evet. Acayip bir şey. Çok iyileştirici, sağaltıcı bir tarafı var yani. Çünkü sizler de aslında hiçbir zaman şunu yap demiyorsunuz. Dinlemek iki özne olmayı gerektiriyor. Multinetap'la iş hayatı sohbetlerinin bir başka bölümünde birlikteyiz. Bir kez daha merhaba. Bugün yine iş hayatı dediğimizde aslında bizim sadece iş hayatı kalitemizi değil, yaşam kalitemizi de belirleyen bir şeyden bahsedeceğiz. O da iş yerindeki esenliğimiz, stres yönetimimiz, özel hayatımız, iş dengemiz gibi konular. Doktor psikolog Hilal Bebek konuğumuz. Hilal Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ali Emre Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Başka bölümlerde konuştuğumuz bir şeydi. Evet. İş yerindeki esenlik, stres yönetimi, özel hayat, iş hayatı dengesi. Şimdi bunları gerçekten işin uzmanına soracağız. Sizin gözleminizi sorarak başlamak isterim. Sizce de son zamanlarda artık hem kurumlar hem yöneticiler nezdinde bu konuda bir farkındalık arttı mı? Artık çalışanların esenliği daha önemseniyor gibi hissediyorum. Peki siz işin gerçekten hani klinik tarafında bu gözleme sahip misiniz? Bu konuda bir farkındalık artışı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu kadar psikolojik meseleleri gündeme getirmeye neden ihtiyaç oldu? Tabii ki bunun arka planında da kurumsal hayat ya da iş hayatıyla alakalı sorunların yoğunlaşması var. Şimdi mesela çocukları koruma vakıfları arttığı zaman biz çocuklarla ilgili duyarlılık arttı demiyoruz. Belli ki bir sorun var ve ona bir refleks olarak bu kurumlar arttı diyebiliriz. Bu daha doğru bir okuma olur. Dolayısıyla psikolojik duyarlılığın ya da psikolojik kavramların bunlara olan ilgilerin artması aslında sorunların da artmış olmasıyla çok paralel gibi geliyor bana. Bir kişinin iş hayatında yaşadığı stresi özel hayatına geçtiği noktada şalteri kapattım, artık orayı hiç düşünmüyorum demesi herhalde imkansız gibi, değil mi? Bir kere bence işle hayatı, işte iş ve hayat diyoruz ya, yani iş hayatın içinde zaten. Onu bu kadar ayrık iki küme gibi görmek bizimle ilgili bir şey. Bu gerçekçi değil. Bunların ikisi birbirine çok dolaşık. Bunu kabul etmek lazım bir kere. Bunu kabul ettikten sonra da işin hayatın içerisinde iş ve iş dışı meselelerin birbirleriyle dengede olmasını sağlamak lazım bir şekilde tabii ki. Çok doğru Ali Emre Bey. Siz ne diyorsunuz artık özellikle Z kuşağının o iş yerindeki mutluluk, aidiyet, esenlik endişesi anne babalarına kıyasla bilhassa çok daha fazla. Kesinlikle. Türkiye'nin en mutlu iş yerlerini ölçen Happy Place to Work'ten 3 senedir üst üste Türkiye'nin en mutlu iş yeri seçiliyoruz. Ne kadar güzel. Şirketlerin kuruluş amacı aslında en basit anlamda kâr etmektir. Şirketin ortaklarına kapital sağlamaktır. Temel kuruluş amacı bu. Bunun devam edebilmesi için içeride arı gibi çalışan çalışanlar var ya, onların da well-being'inin hem psikolojik hem beden olarak iyi olması lazım. Bu ortamı sağlamadığınızda şirket ne kadar iyi kâr ederse etsin, inanın o şirket kârlarını düşürmeye mahkumdur. En mutlu iş yeri seçilen şirketler kapital 500'de üst basamaklara çıkıyor. Borsa İstanbul'da, İstanbul 30'un, BIST 30'un daha üzerinde bir getiri sağlıyor yatırımcısına. Dolayısıyla bunu sağlarsanız artık daha başarılısınız. Bu ihtiyacı görerek de aslında bir ürün şu anda geliştiriyoruz ve önümüzdeki yıl lansmanına başlayacağız.
Health and Wellbeing konseptinde dediğim gibi hem zihinsel hem de aynı zamanda fiziksel mutluluk var. Artık şirketler çalışanlarına spor kartları verecekler bizim ürünümüzde. İşte yemek kartını konuşuyoruz, gift'i konuşuyoruz. Bu tarz şeyler zaten şirketlerin yapmaya çalıştığı şey. Ben mesela o ürünün çalışanına değer veren şirketlerde çok önemli olacağını düşünüyorum. Pandemiden sonra biz esnek çalışma modelleriyle, daha da esnek çalışma saatleri ve şekilleriyle tanıştık. Uzaktan bağlantı hayatımızın bir parçası oldu. Peki stres azaldı mı, arttı mı? Sizin kişisel gözleminiz nedir burada? Evet, orası biraz şaibeli bence. İş tarafından, işin mekanı tarafından, saatlerle beraber ya da çalışma saatleri tarafından yutulan çalışan stres düzeyini yükseltmeye başlıyor. Kendi kişisel alanı sınırlandıkça özellikle özel hayat dengesiyle iş dengesi bozulmaya başlıyor. Şimdi hibrit çalışma ya da uzaktan çalışma opsiyonu bunu dengeleyebilecek bir araç gibi gözüküyor. Çünkü insanlar hani bir şekilde işte yolla harcadığı belki zamandan ya da ev içerisinde olarak işte daha ulaşılabilir bir mekanda aynı anda iki şeyi birlikte yapma imkanı bulması açısından başka bir alan elde ediyor. Ama hangi değerlerin altında, çatısı altında hibrit model ya da uzaktan çalışma kullanılıyor? Çalışanınızla onu daha fazla kontrol etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ya da daha fazla bilgisayarın başında olabileceği için kişi onu daha ulaşılabilir görüp iş ve özel hayat dengesini iyice yitirmeye başlayabilirsiniz. Dolayısıyla uzaktan çalışmak bir araç. Ama bu aracı faydalı ya da faydasız hale getiren şey üst değerler. Üst değerleriniz neyse ona göre bu araç şekil değiştirir. Yani bir bıçağın ameliyathanede kullanabileceği gibi bir cinayette de kullanılabileceği gibi. Kimisi için sınırların iyice kalktığı ve iyice insanların kendini kontrol altında hissettiği bir şeye dönüşüyor. Evden çalışan arkadaşlarımdan duyduğum ortak bir şikayet var. Evden çalışmaya başladığımdan bu yana iş yüküm arttı diyorlar. Evet, benim de çok sık duyduğum bir şey. İş bitmiyor. Ben de daha sık duyuyorum. Bir de mekanları aslında önemsemek lazım. Yani mekan belleğin bir parçası gibi geliyor bana ve işte aidiyetin, o ilişkiler ağının konumlandığı bir lokasyon. O yüzden bir tutkal gibi de bir yandan yani. Mekan her zaman kimliğimize dair bir şey. Yaşadığımız yer, ev, mahalle ya da işte insanlarla buluşmak ve iş yapmak için gittiğimiz yer. Bunların duygusal kodları da farklı. Yani bilinç düzeyinde bilemeyebiliriz ama evin duygusal kodlarıyla çalışma mekanının duygusal kodları birbirinden çok daha farklı olabilir. La mekan denen şey var ya, mekansızlık. Tansa bir mekan dahilinde olmanın da avantajları olabileceğini düşünüyorum. Çalışanı o özgürlüğü vermek. Yani isterse ofise gelip çalışabilir, isterse evinden çalışabilir. Ben mesela kendi adıma konuşacak olursam ben her gün ofise gidiyorum. Bunu seviyorum çünkü o ortamda çalışmayı, bir ofis ortamında çalışmayı. Hatta masanın başında çok fazla oturmuyorum. Genelde ofisin içinde turluyorum, geziyorum. İnsanlarla birebir iletişim kurmayı seviyorum çünkü. Evde çalışmaya kıyasla ofiste çalışmada bence şöyle bir şey oluyor. O bilgisayarı kapatıyorsunuz, çantanıza koyuyorsunuz, gidiyorsunuz ya. Gidince bende her şey bitiyor. Yani iş şeyini kapatmış oluyorum. O bir seremoni yani. Evet, onu kapatıyorum. O kapıyı kapatıyorum. Şu anda benim normal sosyal hayatım, çocuklarım da eşimle olan sosyal hayatım başlıyor olarak görüyorum. Ama evde çalışanlarda gözlemlediğim, bunu çok sık duyuyoruz çünkü. Hatta şu oluyor. Yazın bizde dediğim gibi mekan bağımsız çalışma. İsterseniz ofiste, isterseniz evden çalışıyorsunuz. Yazın özellikle kadın çalışanlar çok sıkılıyor evden çalışmaktan ve ofise çok daha fazla geliyor. Yoruluyorlar. İşte çocuklar muhtemelen evde, hani okulda değiller. İşte anne şu, anne buyu daha çok duyuyorlar ve daha çok şey yapıyorlar, ofise geliyorlar. Dolayısıyla bence birinci şey, stres arttı mı? Evet, arttı. Hatta BlackBerry'lerin ilk böyle hayatımıza girdiği dönemler hatırlıyorum. Onun böyle bir kırmızı şeyi olurdu. Mail geldiğinde yanardı. Ben de mesela ilk kullanmaya başladığımda o bende bir anxiety yapmıştı. Yani yine mail geldi, bakmam lazım. Saat 10.30 ama bilgisayara geldiğinde normalde görmüyordunuz onu. Ve sabah açtığınızda görüyordunuz. Sanki size gelen her maili cevaplamanız gerekir gibi hissediyordunuz. Ben bilmiyorum, öyle bir duygu yaşamıştım.
evden çalıştığınızda o bilgisayar açık kalıyor. Mesela onları duyup gözlemliyoruz. Tamam. Normalde siz 5'te çıkıyorsunuz, bilgisayarı koyuyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Ama evden çalışırken 7-24 evet. açık o bilgisayar. Evet, kapanmıyor. Tamam. İnsanın hayatında bazı şeylerin dengede olması ve bir şeyi yaparken öbür tarafı unutmak gerekiyor. Mesela ben kendi sosyal hayatımda spor yapmaya, işte basketbol oynamaya gayret ediyorum. İnanın o basketbolu oynadığımda her şeyi unutuyorum. Yani işle alakalı ve insanda o mutluluk seviyesi yükseliyor ve bir gün sonra çok daha enerjik başlıyorsunuz doğru, işe. Doğru, doğru. O dengeyi kurmak bence insan kendine göre ayarlaması lazım. Herhalde o bazı seremoniler de bize iyi hissettiriyor değil mi? Mesela işe gittiğinizde yan masanızdaki arkadaşla bir kahve alıp belki küçük bir şeyler atıştırmak, öğle yemeğine çıkmak. Yani ne yesek bugün diye o sohbet etmek ya da kesinlikle. Birinin size ya üşütmüşsün ben sana bir ıhlamur kaynatayım demesi o ofiste çalışan bir abladır yani. Genellikle onlar daha merhametli şefkatli olur. O da insana bence iyi ve ait hissettiriyor ama evde olduğunuzda sizi düşünen aslında kimse yok. Yani evden çalışan insanlar aynı yerde yemeğini de yiyor. Bu hem bedenine aslında bir yük. Yani o seremoniden uzaklaşmak bir haz kaybı bence. Hem de aynı yerde yemek yediğin zaman kilo alman çok bile doğru. daha kolay mesela çok doğru, değil mi? Çok güzel bir nokta. Sizin söylediğiniz de Emre Bey'in söylediği de. Çünkü psikolojik sınırlar bazen gerçekten fiziksel sınırlarla ilgili. Evet. O yürüdüğünüz yol, orası için yürüdüğünüz yol. Mesela terapiste giderken de hani online görüşmeyle yüz yüze görüşme işte etki düzeyi arasında bir fark yok ama terapist için yürüdüğünüz yolda tırnak içinde bir seremoni, bir doğru. ritüel. O da sürecin bir parçası değil mi? O da sürecin bir parçası. Çok dönüşte güzel. Yürümek orası için tekrardan evet. ve o terapi odasıyla evin birbirinden farklı olması, ayrışık olması. Evet zihinde kapamaya o iş yeri kapısını kapamanın eşlik etmesi. Yani birini işte öbür dünyaya yollarken de onun için bir tören yaparsınız değil mi? Yoksa siz zihninizde onu yolculadığınızı biliyorsunuz ama ritüeller yardımcı olurlar ve kıymetlidirler. Evet. O yüzden evet. o ritüellerin kalkması bir sorun gerçekten. İş yerinin oraya geleceğiz belki ama hani en önemli parçası, iş stresinin de az oluşunun en önemli parçası o sosyal dayanışma ve sosyal aidiyet. Yani bir atom parçası gibi tek başına bir işte çalışmakla aynı şey değil. Birlikte çalışmak ya da bir ağın parçası olmak. O yüzden o birliktelik duygusunu da mekan, o kahve araları, birbirini görmek, selam vermek vesaire elbette ki çok yardımcı oluyor. Belki orada şey de oluyordur. Sizin yaşadığınız stresin aynısını iş arkadaşınız da yaşıyor ve onu tabii. görüyorsunuz. Tabii. Beraber konuşarak aslında orada terapi yapıyorsunuz. Bir yöneticiyi çekiştirmek. Evet, bir terapi oluyor. Bir terapi sayılır mı? Bir koregülasyon var orada birbirine. Doğru. Tam bir terapi olmasa bile. Tam bir terapi olmasa da birbirinin aynası, birbirinin yatıştırıcısı olmak çok evet. mühim bir şey. Herhalde artık yani o çok klasik, otoriter, hani vurdu mu masayı titreten yönetici, lider figürleri de yerini biraz daha empatik, daha dinlemeyi bilen figürlere bırakıyor değil mi? Kesinlikle. Ya ben bazen kendi yaptığım işi sorguluyorum. Diyorum ki Hilal işte kurumlara diyelim ki eğitim veriyorsun. İşte mutlu çalışan, mutlu insanlar falan. Allah aşkına koşulsuz şartsız karı hedefleyen bir dünyada bu söylediğin şey gerçekten mümkün olabilir mi? Buna bir yanım pozitif bakıyor. Çünkü aynı anda hem karı, hem başarıyı, hem çalışan mutluluğunu hedefleyebilir miyiz? Bunun mutlaka bir ara yolu var bence, ara formülü var. Kar ve başarıyı biraz daha sekonder bir şey gibi hayal edebilirsek, yani bir yan ürün gibi, işte bir çıktı ürettik, gibi. İşte bir şeye odaklıyız, çalışanlarımız mutlu, primer olan şeyler var. Bunlara yan ürün olarak, bunların bir çıktısı, bir dolaylı bir sonucu olarak oranın gelmesini hedefleyebilirsek, bence çok daha sürdürülebilir bir başarı ve aynı zamanda çok daha sürdürülebilir bir insan mutluluğu söz konusu olabiliyor. Sağlık dediğimiz şey insanın iki özelliğiyle ilgili. Bir, insanın üretebilmesi. İki, sevebilmesi. Bu ikisi de iş hayatının içinde olabilir. Çünkü insan var ve üretim var. Ama üretmek dediğimiz şey, yani ben işte bir şeyin küçük bir çarkıyım ama ürettiğim şeyle tam olarak bir bağlantım yok, ürünle tam olarak bir ilişkim yok, şirketin değerleriyle tam olarak bir ilişkim yok. O yüzden ben sadece içinde kaybolmuş bir parçaysam
Marx'ın da söylediği gibi işçi ve ürün arasında bir bağlantısızlık oluyor. O benim için kullanılmak, evet. Benim için sadece bir araca indirgenmek. Zamanınızı aslında satmak. Zaman, yani oraya geliyor. Aynen ve dolayısıyla bir an önce bitsin ve gideyim dediğim şey haline gelmesi. O yüzden üretmek dediğimiz şeyi tekrardan üretmek haline getirebilmek için bir, kurum değerleriyle bağlantıda olmam ve kendi değerlerimle örtüştürebilmem. İki, ürünümle yani üretilen şeyle ilişkimi hissedebilmem gerekiyor. İkincisi sevebilmek dediğimiz şey. Yani şimdi şirket ortamında herkesin birbirine rakip olduğu, birinin yükselişinin diğerinin alçalma olduğu ve bazı kurum kültürlerinin de bunun üzerinden çalışanlarını motive etmeye çalışması. Bu gerçekten uzun vadede kaybeden, kan kaybeden bir yöntem. Çünkü takım hissetmek. Şimdi takım hissettiğinizde rekabet değil dayanışma, paylaşım, birbirini rahatlatma ve birbirinin başarısında da mutlu olma denen şey devreye girdiği için hem başarı, hem aidiyet, hem sevgi bağları devreye daha çok girebiliyor. Ve sosyal dayanışma gerçekten işte depresyonla doğrudan bağlantılı. Ya da stres karşısında ne kadar dayanıklı olacağımızla doğrudan bağlantılı. Çünkü ne kadar yük taşıdığınızdan çok kolunuzun ne kadar kuvvetli olduğu önemli aslında ağırlık hissinizde. O yüzden stresin kendisine odaklanıyoruz ama stres karşısındaki bağışıklığımız ve dayanıklılığımız daha önemli diyebilirim. Sürdürülebilir başarı istiyorsanız iş yerinde çalışanların bir kere mutlu olması, onlara önemli olduğunu hissettirmeniz şart. Ve çok güzel bir kavram kullandınız aslında, geçmişten de örnek vererek söyleyeceğim. O çarkın küçük bir dişlisi olmak. Kendini öyle hissettiğinde önemsiz hissediyorsun ve dediğim gibi zamanınızı sattığınızı düşünüyorsun. Ben zaten zamanımı satıyorsam başka işe geçip orada da zamanımı satabilirim, evet, deyip terk edişler bu sefer başlıyor. Bence bir insanın yönetici olduğunda veya kendi sosyal hayatında İki tane kavrama çok önem vermesi gerekiyor. Çok basit olarak anlatacağım. Birincisi sevgi, ikincisi saygı. Karşınızda beraber çalıştığınız, üstünüzde veya altınızdaki herkesin sevgisini ve saygısını kazanmanız lazım. Bu çok basit, anlatıldığında çok basit ama aslında yapması bence çok zor. Şöyle, kendi üstünüzde veya kendinizin daha alt kademede çalışan birinin saygısını kazanmanız için şu dürtüyü, bu algıyı karşı tarafta oturtmanız lazım. Evet, bu adam veya bu kadın gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Bu konuda çok iyi bilgi sahibi. Bu şirket veya bizim sosyal hayatımızda bir zor durum olsa buradan bizi çıkartır. Bunu vermek karşı tarafta saygı uyandırıyor. Masaya yumruğunu vuran dediniz ya, bu işte saygıydı eskiden. Şu anda bence olmazsa olmaz, hatta sevginin saygıyı daha çok beslediği bir dönemdeyiz. Empati yapmanız, karşı tarafı anlamanız, karşı tarafın isteklerine, düşüncelerine önem vermeniz ama lafla değil, gerçek icraatla önem vermeniz gerekiyor. Liderlerin ya da yöneticilerin bence kendileriyle yüzleşme ya da kendilerine muhalif olmaya gönüllü olmaları gerekiyor. İnsanların kokusunu çok iyi aldığı bir şey var, gerçek olmak, doğal olmak. O yüzden insanlar metalaştığını çok çabuk fark ederler ve hissederler. Adını koyamasalar bile içten içe söze dökemedikleri bir huzursuzluk olur. Ben bu bardağa çok iyi bakabilirim, onu istediğimce kullanabilmek için. O yüzden çalışanlarla kurulan ya da iş arkadaşlarımla kurduğum ilişkide gerçekten yan hakları, imkanları, onları mutlu etme çabalarının hepsini sadece bir yerden bir şeyleri boşalttığım ya da daha iyi bir şeyleri metalaştırmak istediğim için de yapıyor olabilirim. Dolayısıyla bu niyetle yapmadığım şeyle öbür niyetle yaptığım şey arasında müthiş bir fark olur, inanın bana. Stres yönetimi konusunda bazı desteklere ihtiyacı olan ya da en azından zorluk çekenler vardır. Onlara somut bir şeyler tavsiye edebilir misin? Bir deney vardı. İki gruba bir şey taşıtıyorlar. Aynı kiloda, ikisi de 50 kilo olsun. Ama bir gruba diyorlar ki siz bunun içerisinde çöp götürüyorsunuz bir yere. Birine de diyorlar ki bir yardım kuruluşuna bir şey götürüyorsunuz. Ve daha sonra kiloyu tahmin etmelerini istiyorlar bu iki gruptan. Bekleyeceğiniz üzere değerli bir şey taşıdığını düşünenler daha az algılıyorlar ağırlığı. O yüzden bizim stresi ne kadar ağırladığımız, nasıl anlam yüklediğimizle çok ilgili bir şey. Daha iyi bir insan olmayı öğrenmek de, daha sabırlı bir insan olmayı öğrenmek de bir yaşam değeridir mesela. Bir savaş ortamında bir insanın oradaki mücadelede oraya verdiği anlamla
hissettiği dayanıklılık çok daha iyiyken, hı-hı, bir okulda bir çocuğun hissettiği şey o okul sınav ortamında çok daha düşük olabilir. Yani olayları, stresleri karşılaştırmak çok doğru bir şey değil. Ama anlamlandırmak çok önemli bir şey. Strese neden dayanıyorum, ne uğruna, ne için yapıyorum bunu ve bunu besleyecek başka bir şey gerçekten merak etmek. Merak duygusunu uyandırmanın aşırı kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani merak ettiğiniz şeyde yorgunluk hissinin azaldığını ve enerjinin arttığını düşünüyorum. Ezberlemek değil, zorunlu olarak yapmak değil, gerçekten kendimle, dünyayla, işle ilgili bir şeyleri merak etmek bence böyle bizi bir kancanın ucuna takıp götürüyor. Merak etmek dediniz. Bence o stresi getiren şeylerden birisi de aslında tek düzelik. Hep aynı şeyi yapmak, aynı rutinde olmak. Aslında her şey iletişimden geçiyor. Birçok yaşadığımız stres aslında stresli ortamdan değil, o öyle olmazsa ne yaparım, bu böyle olursa ne derim şeyi. Ben burada kendi adıma bu tarz şeyleri engellemeye çalışıyorum. Bunda yolu ne? Gerçekten birebir de konuşmak. Yaptığım şeylerden biri, ben mesela çok fazla mail atmam. Bana atılan çok uzun mailleri de okumam. Yani gerçekten eğer çok uzun bir mail varsa şeyse, bu benim atıyorum 5 dakikamı, 10 dakikamı, 15 dakikamı alacaksa mail atan kişiyi ararım. Sanal bir klavyede sanal bir şey yazıyorsunuz. Yazdığınız duygu geçmiyor. Bence iletişim çok doğru. Birçok şeyi önlüyor. Karşı tarafı duymayı ve karşı tarafın duygularını yakalamayı bilmek çok kıymetli bir şey. Bu olmazsa olmaz. İnsanlar bazen size bir şeyler söylemek istiyor. Aslında her şeye bir cevap vermek zorunda da değilsiniz, biliyor musunuz? İnsanlar sadece konuşup bir sıkıntısı, derdi varsa onu dile getirmek istiyor. Bazen o dinlemeyi, yani biz Türk insanında bir Akdeniz kültüründe bence şey var. Tamam, böyle bir şey varsa bunu yapsaydım, bunu denedim mi, bu oldu mu? Bence orada bu eğitilebilir bir şey bence. Gerçekten dinle ama aktif dinle. Yani. Sadece tabii, böyle dinleyip tamam değil, aktif dinle, anlamaya çalış. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz veya yani bir çözüm bulmak zorunda da değilsiniz. Kesinlikle. Bence bu da önemli şeylerden biri. Terapistlerin zaten bence herhalde en önemli işlevi bu, değil mi? Böyle yani, dinlemek deyip geçmeyelim, evet, acayip bir şey. Çok iyileştirici, sağaltıcı, evet, bir tarafı var yani. Evet. Çünkü sizler de aslında hiçbir zaman şunu yap demiyorsunuz. Dinlemek iki özne olmayı gerektiriyor. Bu yani hani çok soyut bir şey söyledim ama bunu yapabilmek kolay bir şey değil. Yani. Doğru. Yani müdahale etmeden, varsayımlarda bulunmadan, öyle yapsaydın, ön yargısız, üstenci bir bakış açısıyla konuşmadan dinleyebilmek aslında çok gerçekten iyileştirici onu, bir şey. Onu kendi dünyana çekmeye çalışmadan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hilal Hanım, vakit ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu yine. İş hayatının aslında rakamlara ne kadar yansıdığı tartışılır demiştim açılışta ama Ali Emre Bey'in söylediğine göre rakamlara birebir yansıyan, borsadaki yerinize kadar hatta yansıyan bir boyutunu, manevi boyutunu, psikolojik boyutunu konuştuk. Bir başka sohbetimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.